verdikleri mesajlarda şunu açıkça görüyoruz. İnsanlar artık belediyecilik anlayışından, daha doğrusu Yunanşehir'de bir belediye yokmuş gibi yaşanan hizmetsizlikten bıkmış durumda ve bir an önce kurtulmak istiyor. Öyle ki insanlar sadece biz değil, seçim günü sandıkları da kendilerinin de sahipleneceğini açıkça bize ifade ediyorlar. Yunanşehir 2016 yılında kayyum atandıktan sonra ciddi bir hizmetsizlikle karşı karşıya kaldı. Adeta şehrin içerisi köy yollarından beter hale getirildi. Hem köylere hizmet gitmedi hem de şehir merkezinde hizmet yürütülmedi. Bu anlamda halkımızın aslında çok büyük bir talebi de yok. Tek talebi bir belediye başkanının görevini yerine getirmesidir. Kürt'te Arap ağırlıklı bir nüfus bulunmakta ve bu nüfusun kendi dilini geliştirmesi, kendi alanda şiirler veyahut da yazılar, edebiyat anlamda geliştirmesi anlamında bir hizmet bulunmamakta şu an. Biz ileride bu hususlara ilişkin Yunanşehir'de yaşayan halkların dillerine yönelik çeşitli akademiler açacağız ve halkların bu alanda dillerini öğrenmesi, geliştirmesi ve gelecek nesillere de aktarabilmesi anlamında çalışmalar yürüteceğiz. Belediye gelen halkımız Kürtçe bilmeyen, başka bir dilde kendini ifade edemediği zaman hizmetini alamadan veyahut da talebini dile getirmeden geri dönmesine müsaade etmeyeceğiz. Veyahut da gelen bir Arap vatandaşımızın Kürtçe veya Türkçe bilmediği için hizmetini alamadan veyahut da hizmet ihtiyacını dile getirmeden dönmesine müsaade etmeyeceğiz. Tüm hizmetlerimizi de çok dilliye esas alacağız. 20 yıllık bir belediyecilik tarihi var Yunanşehir'in. Bu 120 yıllık belediyecilik tarihinin 17 yılı partimiz ve öncülerine ait bir belediyecilik. Arkadaşlarımızın o dönemden eş başkanımızın da belirttiği gibi gerçekten çok ciddi, halkın ihtiyaçlarını gözeten bir yerden hizmetleri olmuş ve bu hizmetlerden kaynaklı büyük bir güven var. Ayrıca daha sonrasında herhangi bir hizmet götürülmediği gibi var olanı da ortadan kaldırıcı tutum ve davranışlardan kaynaklı çok ciddi bir şekilde mevcut aslında belediye başkanlarına başta olmak üzere iktidara tepkileri var. Bu tepkilerinden kaynaklı 31 Mart yerel seçimlerinin bir an önce gelmesini ve mevcut bu anlayıştan kurtulmayı istiyorlar. Şimdi kadın noktasında sorduğunuz soruya şunu söyleyebilirim. Aslında bizim çok köklü bir mücadele geleneğimiz var. Bu köklü mücadele geleneğimizin içerisinde de kadın mücadelesi çok ayrı bir yerde duruyor. Çok özel bir yerde ve çok özgün bir yerde duruyor. Dolayısıyla Yunanşehir'de ilk defa kadın kotası belirlenerek kadın belediye eş başkanı arkadaşımız Leyla Güven buraya geldiğinde biz o dönemi çok iyi biliyoruz. Birçok yerde yaşanan bir sorundu. Yani bu sorun hala bitmiş değil. Hala mücadele vererek daha da örgütlü bir mücadeleyi gerektiren bir durum. İşte Yunanşehir halkı kadın belediye başkanını kabul etmez. Yunanşehir halkı feodaldir. Yunanşehir halkı buna hazır değildir gibi birçok aslında erkek egemen anlayış tarafından örgütlendirilmiş bir durum söz konusuydu. O dönemde kadın aday arkadaşımız çok ciddi bir teveccüh gördü ve seçildi. O günden sonra aslında Yunanşehir'de kadının siyasette çok iyi şeyler yapacağı ve aslında siyasetin kadına ait bir şey olduğunu, politikanın kadına ait bir şey olduğunu, toplumsal örgütlenmenin kadın işi olduğunu gördüler. Bugün çok emin olun, bunu bütün içtenliğimle söylüyorum. Kadın arkadaşlara ya da işte erkek arkadaşlardan doğru, partililerden doğru kadın adaylığımızla ilişkin olumsuz hiçbir şeyle karşılaşmadık. Yani gittiğimiz her yerde bizi çok böyle camdan kucakladılar. Kendi partimizin
kadın özgürlük ölçüleri doğrultusunda hareket ettiğimiz noktada halkımızın hiç de öyle söylediği gibi bir yaklaşımı olmadığını kendi gözlerimizle görüyoruz. Yani bu köklü mücadele tarihi birçok şeyi değiştirdi. Kadına yönelik bizim çok ciddi bir çalışmayı yürütmemiz gerekiyor. Viranşehir Özgül'ünde mevsimlik tarım işçiliği durumunu çok iyi biliyorsunuz. Bu mevsimlik tarım işçiliği meselesinde en çok etkilenenler de kadınlar oluyor. Her olumsuz noktalarda olduğu gibi. İşte kendi diyelim topraklarını bırakarak Karadeniz'e, yine işte Marmara'ya ya da diyelim Çukurova'ya işçilik yapmaya gidiyorlar ve gittikleri yerlerde çok ciddi sorunlar yaşıyorlar. Diyebiliriz ki dört mevsim kendi topraklarında bir mevsimde neredeyse birçok şeyi üretebilecekleri halde gittikleri yerlerde 7-24 saat çalışmak zorunda kalıyorlar. Bizim buna bir son vermemiz gerekiyor. Bu doğrultuda çok önemli çalışmalar bizi bekliyor. Biz katılımcı, herkesin kendi kendine yetebileceği, öyle kar odaklı olmayan, ihtiyaç odaklı olan çalışmaları önümüze koyacağız. Biz toplumsal örgütlenmeyi sağlayanın kadın olduğunu biliyoruz. Şifacı kadınların tarihini biliyoruz ve Viranşehir aslında bu tarihin köklü bir sahibi yere sahip. Öyle bir ilçemiz ve buradaki kadınlar, şifacı kadınlar da var. Onu söyleyebilirim. Buradaki kadın arkadaşlarla birlikte kadın demek sağlık demektir. Kadın demek ekoloji demektir. Kadın demek paylaşım demektir. Kadın demek kendisi aslında komşusu açken kendisinin tok yatmayacağı o felsefenin kadın bilinci demektir. Biz bir kadın yerel yönetim anlayışını hayata geçireceğiz. Zaten yerel yönetim demek kadın demektir. Neden? İşte hayatın bütün alanında varsınız, emek boyutuyla varsınız, üretim boyutuyla varsınız ama adınız yok. Kadın olarak işte sigortasızsınız, hasta bakımıyla ilgilenirsiniz, çocuk bakımıyla ilgilenirsiniz, yaşlı bakımıyla ilgilenirsiniz. Ev aslında bir anlamda bir yaşam alanının toplumsal örgütlenmesini gösteriyor. Mutfağıyla, işte enerji kullanımıyla, ısınma meselesiyle, barınma meselesiyle, çocukların eğitimiyle, yaşlıların bakımıyla, yani bir bütün olarak aslında toplumun bütün yaşam alanlarını belirliyor ve kadınlar eğer bir evi bütün bu alanlarını yönetebiliyorsa neden dışarıyı da yönetemesin anlayışıyla, yani biz kadınlarla birlikte örgütlü, onlarla birlikte karar alan, onlarla birlikte ihtiyaçları tespit eden, bu ihtiyaçların önceliklerini belirleyen ve birlikte hayata geçiren bir anlayışla çalışmayı önümüze koyuyoruz.